pardon. Yeşilyay'la Korkuteli, Antalya. Salih Menekşe'nin bahçesi. 4-5 yaşlarında ağaçlarımız var. Ağaçlarımız da taşlanmak için yukarıdan yapmışlar ama burası arkadaşlar çok aşırı rüzgar aldığı için, bir de sulamayı havuza verdikleri için, havuz gibi yaptıkları için, yazın ağaç yapraklıyken rüzgar etkisi daha fazla olunca ağaçları yatır diyor arkadaşlar. Çünkü altında yumuşamış oluyor toprak. Oysa ki biz sulamayı dışarı alıp aşağı yumuşatmazsak, bu şekilde rüzgarın çok fazla olduğu yerlerde taşlanmayı 1.50'lere kadar düşürelim. Neden düşürelim? Rüzgar alıyor çünkü. Ha, bahçemiz basıktır, fazla esinti yoktur, 2 metrelere çıkarız, önemli değil. Ama buralarda rüzgarı alan yerlerde şeyi çıkaralım, taşlanmayı. Tabi burada görün arkadaşlar, bu budanmadığı için ağaçlarımız sürgün veriyor ama 4 dalımız var. Lider ortada sıkışmış kalmış. Şimdi biz bunları şuradan keserek yanlara açacağız. Makasını getireyim. Arkadaşlar, tabii ki ağaç budayakta büyür, budamayakta budanmadan büyüyen ağaçlara yine bir bilinçli olarak kontrol altına almak gerekiyor. Yoksa dengesiz büyüyen ağaç bizi sonra sıkıntıya sokar. Buradan ben ağacımı dışa doğru açıyorum. Şunları yan metreli yapacağız. Yanlar yapacağız. Şimdi dalları kes dışarıya. Arkadaşlar dışarı gider B şeklinde gidince şu kenardan görmüş olduğumuz dallarla yine çok fazla dalımız olacak. Ama biz dalları dışa doğru açıyoruz. Böyle olursa ağacımız devamlı yukarıya savaşıyor. Ha, budamayarak olur mu? Vallahi dersiniz arkadaş, biz çok iyi besleriz, iyi kontrol alırız, ortadaki obur dalları keseriz derseniz budamayadan da olur. Ama yine de onda da hiç budamamak değil yani. Bu şekilde sert kesimler olmaz. Ama bizim topraklarımız zayıf olduğu için, besleme problemlerimiz olduğu için biz ağacı budayarak tepki vermesinde büyütebiliyoruz. Topraklarımız fakir bir toprak. Organik maddelerimiz çok düşük. pH'lar yüksek. Veya pH çok düşük. Yani bu bölgelere göre değişiyor ama. Şimdi burada arkadaşlar ikinci bir şey. Küçük dalları hemen ikinci kat yapabiliriz. Ama ben ikinci kat yapmak istemiyorum. Bu yıl gövdeye ve birinci kata çalıştım. Çünkü ben yukarıda ikinci katı yapmaya çalışırken aynı zamanda ağacımın yükü daha çok çoğalacağı için nasıl anlatayım, yatmayı daha fazla yapacak ağaç, yani rüzgarı daha fazla yapacak. Ben de o yüzden ikinci kat yerine bu sene birinci kata çalışacağım. Önümüzdeki yıl ikinci katı çıkartacağım. Şimdi ben burada eğer ikinci katla alsaydım benim bu dallarım zayıf kalırdı. Zaten bizim derdimiz nedir? İlk önce gövde. Gövde olmadan dal olmaz. Dal olmadan bal olmaz. Şimdi burada başka bir ağacımız daha var. Ya bakalım buraya paça. Bakın arkadaşlar, budanmamış. Bize 4 yaşında ağaç. Nereden biliriz? Birinci kesim, ikinci kesim, üçüncü kesim, dördüncü sürgün. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu ağaç 4 yaşında. Buna dokunmayalım. Bu şekilde devam edecek, gidecek. Bunlar sürekli meyve dalı olacak. Şimdi bizim bu çentler ağaçlarımızda genelde nedir? Benim cevizim bodur ceviz. Arkadaşlar bodur cevizde bir ceviz yok. Biz ona kısacası, şimdi arkadaşlar bir telefon çaldı bizi, yine böldü ortadan. Ama onu birleştireceğiz inşallah. Ne diyorduk? Bu ağaçları biz takip edip taşlandırmayı yapmazsak yan dallarımızı eşit bir şekilde almazsak. Şimdi burada
bir tane kalın dal olsaydı şöyle. Ben bunu da kesecektim atölyede. Neden kesecektim? Kalın dal bize çatallaşmayı vuracaktır. Ama biz oysa ki şu 3-4 dalımızla veya 5 dalımızla hepsinde sofraya eşit oturacağız. Çünkü hepsi eşit pay alacak. Fazla pay alan kişi olursa o fazla büyür. Ağacımızda dengesizler neden olur. Evet arkadaşlar. Ne dedik? Bodur ceviz yok. Bakımsız erken yatan, meyveye erken yatan ceviz var. Yoksa bodur cevizde bir ceviz yok. Taşlanmamıza önem veriyoruz. Bilen bir kişiyle gidin. Bizim zaten burada bölgemizden dışarı çok fazla çıkma şansım yok. Bu sene hadi birkaç sefer Konya, Alanya yapacağız ama zaten ben yalnız çalışıyorum. Ama her bölgede çalışan bir arkadaş var. Arkadaşlar geri gitmemek için mutlaka ve mutlaka bahçe sahiplerimiz bilen biriyle en azından bir 4-5 senesini geçirip bu da en arkadaşın yanında durup öğrenin. Çevrenize öğretin. Ben istiyorum ki mesela bugün buradayım. Keşke yanıma birkaç kişi gelse de öğrense bu köyden. Ben bu köye gelmesem bir daha. Neden gelmeyeyim? Çünkü ben zaten belli bir yaşa gelmişiz. Yetişemiyoruz yani. Büyük bahçelere de bakamıyoruz. Küçük bahçelere işte böyle 10 dekarın altındaki bahçelere bakıyorum ben. Yüksek fazla bahçelere bakmıyorum. Cevizle de Arif Gökçe. Arkadaşlar YouTube kanalından beni takip edebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar telefonlara cevap vermeye çalışıyorum. Ama gündüz çalışkan da malum. Çalışkan bir taraftan cevap veremiyoruz. Hoşça kalın, cevizde kalın arkadaşlar.